Kaçamayacaksın. Emir ne olur bırak gideyim lütfen. Bana nasıl dokunduğunu hatırlıyor musun? İşte bu yüzden seni bırakmam. Birbirimize bana sarıldığında verdiğin güç kadar ihtiyacımız var. Ben hayatımın en kötü ve en güzel günlerini seninle geçirdim. İlk aklına geleni söylesene. Helikopter. İlk aklıma gelen. Yavaş. Ya kendim açacağım artık ama ya. Şşt. Hile yapmak yok. Of. Kaldır ayağını. Emir bu ne? Dikkat et. Kay birazcık. Yapayalnız sana sığındım, beni bırakma. Bu ses ne? Bak, bekle birazdan göreceksin. Geldim kapına, hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında, sakın bırakma. Bak tek başıma geldim kapına, hayat sanki en büyük zalim. Çok güzel değil mi? Beni sakla avuçlarında, sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. Ben mi uyandırdım? Yok, hissetmedim bile. Nasıl oldu? Küçük kırmızı ayakkabılar yüzünden. Anlatsana. Sen gerçekten susmadan konuşmamızı istiyorsun. Şimdiye kadar konuşmadığımız zamana say. Ağlıyor ağlıyor iniyordum merdivenlerden. Seni görmüştüm. Koşuşunu ömrüm boyunca unutamam. Ayakkabıları ayağını sıkmış. Anneciğim kurtar. Anne çok sıkıyor ayakkabıları. Anne çıkar ayakkabıları. Anne çıkar. Sonra yere kapaklandım. Sonra da alnına 4 dikiş attım. O kırmızı ayakkabılardan daha çok istediğim hiçbir şey olmamıştı o zaman. Seni de o kadar çok istedim. İlk zamanlarımızda senden kaçarken bile. Ben de o ayakkabılar gibi yaraladım değil mi seni? Aha! Bir daha eğer bunu yaparsan... Bir daha neyi yaparsam? Seni öpersem mi? Sesimi çıkarmamam için öptün. Evet. İyi bir mazeretti. Emir yeter artık. Delirdik ve bitti, tamam mı? Sen o kapıyı açacaksın. Ben sakin sakin çıkacağım buradan. Feriha kapıyı açmayacağım. Emir bütün gece konuştuk. Konuştuk ve? Ve ne? Bir gece oturup konuşup her şeyi çözecek miyiz? Haklısın. Henüz her şeyi çözmedik. Hatta belki de hiçbir şey çözmedik. Bak işte, kapıyı açmamak için bir neden daha. Kahvaltı? Kahvaltı. Sadece yumurta ve peynir var. İstersen omlet yaparız. Ne yapıyorsun sen ya? Hepsini içtim. Eğer kapıyı açmazsan burada kıvrana kıvrana öleceğim. Feriha yürü. Bırak. Feriha yürü, kusacaksın. Bırak. Emir bırak. Kusacaksın Feriha. Bırak, kusmayacağım. Bırak. Şuna su koyar mısın? Kahvaltı mı hazırlayacağım bir de seninle? Midem boş. Bir şeyler yemen lazım. Yemeyeceğim bir şey. Peki. Emir, sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Sanki hiçbir şey olmamış gibi, dünden beri birbirimize hiçbir şey yapmamışız gibi... Şimdi böyle oturup kahvaltı mı edeceğiz? Kahvaltı yapmak zorunda değilsin. Sen sıkılana kadar burada kalmak zorundayım ama. Emir, nereye kadar? Nereye kadar devam edecek bu manyaklık? Bak, kolum mikrop kapacak. Hadi yeter bak, çıkalım buradan. Senin doktora gitmen lazım. Git doktora. Ben yurda gideyim. Dinlenelim biraz. Duymuyor musun beni? Şimdi sesimi mi duymuyorsun? Bunu da mı duymuyorsun? Bak Emir, bizi merak edecekler. Belki de başına bir şey geldi zannedip çilingirle girecekler eve. Emir, duyuyor musun sen beni? Bana bir şey olmadığını görüp geri gidecekler. Emir, bu yaptığın çocuk oyuncağı gibi bir şey ama. Hiçbir işe yaramayacak. Emir, duyuyor musun beni? Gerçekten mi? Sabaha kadar konuştuklarımızın hiçbir anlamı yok mu? Hiçbir işe yaramadı mı? Emir, işe yaramayacak. Gerçekten işe yaramayacak. Peki, göreceğiz. Ya sen şimdi beni buraya kapattın böyle. Çocuk oyuncağı gibi oynuyorsun. Oyun falan yok Feriha. Buradayız, buradasın. Bir işe yarayana kadar da çıkmayacağız. Oyun istiyorsun. Biraz da böyle tek başına oyna o zaman. Feriha, aç şu kapıyı. Açmıyorum. Bakalım hangimiz daha çok saçmalayacağız. Bak işte, oyuna çeviren sensin. Böyle olmasını sen istedin. Feriha, seninle inatlaşmayacağım. Kapıyı açmamı istiyorsan sen de dış kapıyı açacaksın. Hangisinden daha çok korkuyorsun? Konuşmaktan mı, dinlemekten mi? Söylesene, hangisinden kaçıp saklanıyorsun? Belki sana inanmamaktan korkuyorumdur. Kendime saygı duyamamaktan korkuyorumdur mesela. Korkma o zaman. Ben sana hissetmediğim hiçbir şey söylemiyorum. Senin ne hissettiğin benim umurumda değil. Çünkü sen de benim ne hissettiğimi umursamıyorsun. Bir kez bile umursamadın. Ben bundan daha büyük bir yalan duymadım. Sen başkalarının bana yaptıklarını umursadın Emir. Senin bana yaptıklarını hiç umursamadın. Başkalarının yaralarını sarmak daha kolay değil mi? Yapma. Ben seni ne kadar yaraladıysam ben de o kadar yaralandım. Eğer bir kez bile bana ne yaptığının farkında olsaydın... ...şu an burada bu halde olmazdık. Beni defalarca kırdığım bu eve hapsetmezdin. Seni defalarca kırdığım ev mi? Hadi tamam, gidebildiğin kadar eskiye git. Bu ev ne oldu şimdi? Seni yıkmak için geldiğim ev mi oldu? Sana hadi tek bir gece dediğim ev mi oldu? Annene temizlettiğim ev mi oldu? Emir sus! Sus! Susmayacağım. Sen de susmayacaksın. Hangi ev bu ev? Seni aldattığım ev mi, seni ağlattığım ev mi? Çık şuradan ve söyle bana. Sen bunları ben buradan sinirleneyim de çıkayım diye söylüyorsun. İşte bu kadar değerliyim ben senin için. Benim duygularım bu kadar değerli. Şu an o kapıdan çıkıp bana ağzımın payını vermek için çıldırmana rağmen sırf inazından dolayı kapıyı açmıyorsun. Ne hissettiğini anlatmak, iletişim kurmak falan değil. Beni pes ettirmek. Boş boş konuşuyorsun ya. Feriha çekil kapının arkasından. Kapının arkasında değilim. Gerizekalı. Feriha çekil dedim. Çık dışarı. Pes. Pes. O kapının arkasına saklanmana hiç gerek yoktu. Zaten istediğinde öyle kalın duvarlar örüyorsun ki aramıza. O kapı ne ki? E niye kırdın o zaman kapıyı? Çünkü tahammülüm yok. Aramıza sokacağın gerçek ya da yapay hiçbir engele tahammülüm yok. Benim de yoktu. Bu yüzden olanlara rağmen yanında kalmaya çalıştım. Bunun benim için ne demek olduğunu düşünmedim bile. Düşünemedim. Hayatımda ilk kez düşünemez haldeyim. Hala açık açık söyleyemiyorsun. Yanımda kalmanı kaldıramadım diyemiyorsun. Her şeye rağmen elini tutmaya çalışırken kendimi güçsüz hissettim diyemiyorsun. Belki mesele sadece güçsüz olmak değil Feriha. Ben kendime o kadar kızgındım ki. Her şeyin üst üste gelmesine, sana, bize yaşattıklarımı. Mesele belki elini tutmayı hak etmememdi. Belki de eline uzanacak gücü kendimde bulamadım. İttim seni. Şimdi ne değişti? Neden şimdi elimi tutmaya çalışıyorsun? Zorla. Sanki yıllar önceymiş gibi. Ama bir yıl önceydi. Seni çözmeye çalışıyordum. Koray'a onda bir şey var. Beni hem itiyor hem çekiyor demiştim. Belki de aramızdaki hep bu işte. İtiyoruz. Sonra yine şiddetle birbirimizi çekiyoruz. Soruyorsun ya hani bu ev ne diye. Bu ev benim gururumu kırdığın ev. Beni annemle, bedenimle, başka bir kadının bedeniyle defalarca vurduğun ev. Tuhaf olan ne biliyor musun? Buna rağmen bu evi bırakmayı senin istediğin kadar istememiştim. Sen buradan taşınamamayı kendi kendine gurur meselesi yaparken ben her şeye rağmen bu evi yuva yapabileceğimizi düşünmüştüm. Bu ev ya da başka bir dört duvar. İçinde biz varsak zaten yuvaydı. Bu gerçekten dünden beri söylediklerin arasında en saçma olanıydı. Yuvaymış. Sen kimi kandırıyorsun be? Biz adadan yuvamıza dönmüştük öyle mi? Niye her fırsatta kaçtın o zaman yuvamızdan? Rüyayı kapıda bulduğumuz günden bana tokat attığın geceye kadar. Kaç kez kaçtın yuvamızdan? Benden. Mazeretin hazır. Güçsüzdün. Bu kadar. Ben yalanlarımın bedelini öderken her fırsatta ne olursa olsun senin karşına çıktım. Sırf seni görebilmek için defalarca çöp topladım. Ama sen ne yaptın? Her fırsatta kendini dışarı attın. Şimdi aslında yuvamızla dediğin evde yalnız bıraktın. Korkaksın sen. Bu yüzden benden merhamet bekleme. Bunu açmadın mı? Ne o? Demek görmedim bile. Çocuğunuzun fotoğrafları. Bak. Bunun burada ne işi var? Bir düşün bakalım ne işi var burada? Rüya mı gelmişti? O gün. Neden bana söylemedin? Neden seni taciz etmesine izin verdin? Ne diyorsun sen be? Kim izin istiyor benden? Hangisi beni taciz etmek için izin istiyor? Annem. Annem de geldi değil mi? Eğer bana söyleseydin... ne olurdu sana söyleseydim? Zavallı kız ben evde yokken neler yaşamış... ona karşı daha anlayışlı olayım mı diyecektin? Üzerime gelirse bir tane patlatmayayım bari mi diyecektin? Ne? Annem sana ne söyledi? Bilmediğim bir şey söylemedi. İyi zamanlarımızda benim sizi yine anne oğul yaptığımı söylerdi. İyi yönde. Şimdi hala sizi anne oğul yaptığımı söylüyor ama kötü yönde. Aslında ne güzel değil mi? Olmayan aile bağlarını güçlendirdiğim için kendimi iyi hissetmeliyim. Özür dilerim, seni üzmek için öyle dedim. Dileme, yanlış bir şey söylemedin. Abartıyorsun. Ben de abarttım. Annenin benden bu kadar nefret etmesi bile seni ne kadar önemsediğini gösteriyor. Geç kalmış ve tamamen amacından sapmış bir ilgi. Onlarla hiçbir zaman mutlu olmamış gibi konuşuyorsun. Yani bir bakıcı hikayesi yüzünden... 5 yaşındaydım. Annem ve babamla son kez mutlu olduğumda 5 yaşındaydım. Anne bak nasıl olmuş anne, güzel olmuş mu? Ah çok güzel olmuş Emir'ciğim, çok. Babam da beğenir mi sence? Bence beğenecek. Anne duvarına asar mı sence? Eminim asacak. Şimdi biz dönüyoruz ya, babam çok sevinecek değil mi anne? Evet çok şaşıracak, çok sevinecek hayatım. Ne kadar kaldı anne? Emir bak, geldik bile. Emir? Ah Emir'cim dur. Emir. Oğlum bekle. Hadi anne hadi. Tamam geliyorum, yavaş. Emir. Emir dur. Emir'cim. Bekle beni. Ay ne kadar acelecisin sen. Hadi bakalım. Tatlım. Sürpriz yapalım mı anne? Yapalım Emir'ciğim. 3'e kadar sayalım. Sayalım hadi. 3, 2, 1. Baba sürpriz. Her şey çok hızlı oluyordu. Ben merdivenlerde otururken sadece sesleri duyuyordum. Annemin sesi, babamın sesi. Topuklu ayakkabıların sesi. Allah cezanı versin Ünal. Bildiğim her şeyi gözümün içine sokmak zorundaydın değil mi? Ha? Hem de evimizde. Bizim yatağımızda. Aysun... Bir dakika konuşalım. Kalmadı. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Emir'ciğim. Keşke gelmeseydik. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. Senin yüzünden olmadı Emir'ciğim. Bavulları arabaya geri koy. Hemen gidiyoruz bu evden. Emir bin arabaya. Gidelim bu evden. Hemen. Bu çok fazla, çok acımasız. Onları nasıl affettin? Bilmem. Affettiğimi hiç söylemedim ki. Hiçbir çocuk içinde böyle bir küskünlükle büyüyemez. Belki de bu yüzden hala büyümemişimdir. Arızalarımız, hatalarımız... çocukluktan miras gibi değil mi? Benim komplekslerim, senin öfken, güvensizliğin. Biz nasıl başarmışız bunu? Neyi? Birbirimizi bu kadar tanımadan bu kadar çok sevmeyi. Bana bunları hiç anlatmamıştım. Bunları aklımdan geçirmeyeli uzun zaman oldu. Çocukluk böyle işte, gölge gibi. Peki... ne zamana kadar annenin yanındaydın? 10 yaşında babamın yanına geri döndüm. Ömer kadarmışsın. Annen seni nasıl bıraktı? 10 yaşımdayken annemin sözünü tutamamasının tek sebebi bendim. 17 yaşımdayken yaşadığım her şeyin suçlusu onlardı. Görünürde canım babası yüzünden beni bıraktı ama aslında kendi zaafları yüzündendi. Babam yanlış seçimdi. Ve ben de bu seçimin canlı bir kanıtıydım. Annemin hayatını temize çekmesi gerekiyordu. Vazgeçti. Benden vazgeçti. Ben böyle yapmak istemediğinden eminim. Beni çok kırıyorsun Rıfat. Emir'in sana ne zararı var? Neden onu bu kadar çok istemiyorsun? Aysun, biz hayatımızda yeni bir sayfa açıyoruz diye yola çıktık. Bak yakında bir bebeğimiz olacak. Ben senin bebeğimizle ilgilenmeni istiyorum. Sen Emir yüzünden benim bebeğimizle ilgilenmeyeceğimi nasıl düşünebilirsin? Aysun, Emir çok problemli, çok sorunlu bir çocuk. Senin bütün vaktini, bütün enerjini nasıl aldığını görmüyor muyum sanıyorsun? Sen benden, oğlumdan vazgeçmemi istiyorsun. Ben oğlumdan nasıl vazgeçerim? Ben kendi oğluma nasıl arkamı dönerim? Ben elimden geleni yaptım Aysun. Başka bir adamın çocuğunu tolere edebileceğimi düşündüm ama edemiyorum işte. O adamın çocuğunun bizim evimizde olmasına katlanamıyorum. Çok üzgünüm. Seçimini yap. Ya bizimle, bize ait olan hayatı seçersin ya da oğlunu. Ben daha fazla dayanamıyorum çünkü. Senin ailenle ilgili çözemediğim, onlarda benimseyemediğim bir sürü şey var. Ama bir şey daha var ki... aslında bir çocuk için önemli olan tek şey de bu. Bağlılık. Her şeye rağmen. Hatalara, öfkelere, küskünlüklere rağmen. Onların sana, senin onlara olan bağlılığın. Biliyorum. Birbirimize yaşattığımız her şeye rağmen... şimdi bana sırtlarına dönmüş gibi gözükseler de... biliyorum. Sana bunu daha önce hiç söylemedim ama... onlar hakkında yalan da söylesen... sanırım amfide kapalı kaldığımız günden beri... ailenle arandaki bağ beni çok etkiledi. Babanın evine döndüğünde ne hissettin? Babamın evine döndüğüm ilk gece hissettiğim tek şey özlemdi. Annemi özlemiştim. çok yakışıklı, ne kadar büyümüş. Kimin oğlu değil mi? Emir, oğlum kalkıp merhaba desene arkadaşlarıma. Ah kıyamam, ağlamış bu. Niye ağladın bakalım küçük prens? Ben ağlamıyorum, uykum geldi. Ne oldu lan? Anneni mi özledin yoksa ha? Oğlum, erkek adam ağlar mı lan? He? Ben ağlamıyordum. Oğlum, tam zamanında bırakmış annen seni. Biraz daha onun yanında kalsaymış, veliahtım süt çocuğu olacakmış. Ünal, hadi utandırma çocuğu. Senin yakışıklı. İşte babama döndüğüm ilk gece gürültüydü yani. Neden bana daha önce hiç anlatmadın? Ben senin bu kadar yalnız olduğunu neden bilmedim? Yalnızlıkla başa çıkabilmeyi çok erken öğrendim. Kalabalığa karışmak, düşünmemek ve yalnızlıktan bahsetmemek. Galiba ben içimdeki her şeyle böyle baş ettim. Yani annenin senin babana gönderdiğini biliyordum ama... böyle bir hikayenin olduğu aklımın ucundan geçmemişti. Yani annen sana o kadar bağlı gözüküyor ki. Annem ona ihtiyacım varken yanımda olamadı. Şimdi de ona ihtiyacım olmadığını kabullenmek istemiyor. Hastalıklı bir şekilde beni senden kurtarmak istiyor. Ve bizi bir şekilde sen bağlıyorsun işte. Benden nefret ediyor. Sen mazeretsin Feriha. Annemin ben buradayım, ben senin annenim deme yolusun. Benim de hatam var. Onunla hiç yüzleşmedim. Sana olan bu takıntısının sebebini bildiğim yüzüne vurmadım. Ama bunu yapacağım. Annenle de babanla da aranda yeni sorunlara sebep olmak istemiyorum. Sorun değil. Belki de ilk kez onlarla aramda çözüme sebep olacaksın. Ben hiçbir şeyin sebebi olmak istemiyorum Emir. Biz kendi sorunlarımıza bile hiçbir çözüm bulamazken... Biz yol alıyoruz Feriha. Sen şu an attığımız adımları göremeyecek kadar kırgınsın. Ama inan bana biz yolumuzda yürüyoruz. Nereye gittiğimizi bilmeden mi? Seni tanıdığım günden beri benim bütün yollarım sana çıkıyor. Birlikte yürürken nereye gittiğimiz umurumda bile değil. Benim umurumda. Çünkü önümüze bakmadan yürüdük, duvara tosladık işte. Bak bir adım ileri gidemiyoruz. Hadi bana daha önce anlatmadığın bir şey anlat. Sen anlattığın için mi? Hadi anlat. Aylar önce ben de seni bu eve kitlemiştim. İlk kez o zaman konuşmuştuk galiba. Cansu gelene kadar. Ben üniversiteyi kazandığımı Cansu'ların evinde öğrenmiştim. Hayatımın en heyecanlı, en güzel günlerinden biriydi. Sonra en kötü günlerinden biri oldu. Belki de bizim yaşadığımız her şeyin sebebi o gündü. Kazanamadım. Kazanamadım. Feriha, sen istersen aşağı in. Bir an önce annenlere müjdeyi ver. Tebrik ederim tekrar. Sana inanamıyorum ya. Ya inanamıyorum sana. Kapıcı kızı bile kazandı. Özel dersler, dershaneler. Sen küçük hanım. Sen ne yaptın Cansu? Kapıcı kızı kadar bile olamadın değil mi? Basit bir kapıcı kızı kadar bile olamadın. Bir kapıcı kızı kadar olamadım. Okul açılana kadar günlerce, aylarca bu ses beynime kazındı sanki. Garip. Belki de bütün hikayeyi Sanem Hanım başlattı. Sanem Hanım'ın başlattığı hikaye geride kaldı. Yalanlar geride kaldı. Artık tek hikaye bizimki. Bu sadece bizim hikayemiz. Bana böyle dokunmanı o kadar özlemişim ki. Kendimi tutamadım ve büyüyü bozdum değil mi? Ya büyü falan yok. Anlık bir şey. Bir an bile kendini bırakmak bu kadar korkutuyor mu seni? Ya Emir yapma lütfen. Geçmişten gelen yaralarımızı açmamız, birbirimizle açtığımız yaraları kapatmaya yetmiyor Emir. Zor bir çocukluk geçirmem benim kırgınlıklarımı yok etmiyor. Tamam. Ben acıların çocuğu olduğumu iddia etmiyorum zaten. Babanın yanında ne kadar acıların çocuğu olabilirsin acaba? Babamla büyümek. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Eğlence. Sınırsız eğlence. Günaydın yakışıklı. Ne o? Gözün mü kaldı? Hı? Bana bak Emir Sarrafoğlu. Şunu aklına iyice kazı. Bunlardan biri gider, biri gelir. Sen Sarrafoğlu erkeğisin. Hiçbir kadın Sarrafoğlu erkeğine hayır diyemez. Daha bunlardan çok göreceksin. En azından egonun kaynağı konusunda yanılmamışım. İnkar edemem. Sana arabayla çarptığım güne kadar şu Sarrafoğlu erkeği efsanesine kesinlikle inanıyordum. Kendimi özel mi hissetmeliyim? Hayatımdaki tek özel şey olduğunu biliyorsun. Bunu inkar edemem. Sen bana dünyanın en özel kadını olduğumu hissettirdin. Ama sonra beni yerin dibine soktun. Feriha, arızalarım var biliyorum. Hatalarım var. Ama bütün kusurlarımdan, hatalarımdan, bütün kötü özelliklerimden daha büyük olan tek şey sana olan aşkım. Bunu biliyorsun. Neden ben? Neden sen? Neden? Neden sen? Belki binlerce, belki de tek cevabı var bunun. Ben seninle birlikte kendimle tanıştım. Yanında her şeyi yapabilecek kadar güçlü oldum. Tek bir sözünle yerin dibine inecek kadar güçsüz oldum. Kendi içimdeki ışığı gördüm seninle. Ve sen bazen kendi karanlığında boğdun beni. Belki hepsi, belki hiçbiri Feriha. Bak bana. İstemiyorum. Kendimi senden dinlediğim zaman böyle oluyor işte. Bana kendimi eşsiz hissettiriyorsun. Şu an böyle hissediyorum. Sana bakarsam hepsi yok olacak. Bana bakmaktan korkuyorsun. Çünkü sana da bana olan şey oluyor. Beni gördüğünde öfkenin de, İnadın da, kırgınlığın da arkasına saklanamıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Bunu yapamayacaksın. Sana bakıp yine bir şeylerin üstünü örtmemi sağlayamayacaksın. Bu kez böyle olmayacak. Ne olacak peki? Feriha, hadi artık. Bak yüzüme söyle. Bitti mi? Ben seni buraya getirirken düşündüğüm tek şey sana sesimi duyurabilmekti. Bir karar vermeni istemek ya da verdiğin kararı değiştirmek değil. Sadece çaresizce konuşabilmeyi başarmak istiyordum. Ya başardın işte. Dinledik, konuştuk. Şimdi ne olacak? Ne istiyorsun benden şimdi? Senden ne istiyorum biliyor musun? Bir kez olsun kendi inadından, gururundan, aramıza soktuğun ne varsa onlardan kurtulup kendini bana bırakmanı istiyorum. Aileni, annemi, babamı, Rüya'yı, bizden başka herkesi unutmanı istiyorum. Ya ne kadar kolay söylüyorsun unutmak. Ne yapıyorsun unutturmak için? Kapıyı kilitleyip burada saklanırken bizden başka kimse yok işte. Ne yapalım o zaman? Buradan hiç çıkmayalım mı mesela? Peki. Kimseyi unutmayalım. Bunu yapamazsın, anladım. Ama bu kapıdan herkese bir cevap vererek de çıkamazsın, değil mi? Alın işte. Biz birbirimize her şeyi yaptık ve siz de bize her şeyi yaptınız. Biz hala buyuz işte. Bakın hala böyleyiz. Başaramadınız da diyemezsin, değil mi? Artık benim ne istediğim önemli değil. Sen ne istiyorsan o olacak. Ay. Yine bütün yükü bana bırakıyorsun, öyle mi? Önce beni bu evden gitmeye mecbur bıraktın, şimdi burada durmaya mecbur bırakıyorsun. Mecbur değilsin. İstemediğin hiçbir şeye mecbur değilsin. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Feriha bak, birbirimizi yorduk biliyorum. Pes etmek istemiyorum. Buna izin vermek istemiyorum. Bak ben anlatamıyorum. Pes etmek pes etmektir. Yorulmak yorulmaktır. Buna izin verip vermemen hiçbir şeyi değiştirmez. Biz her şeyi konuşup halledene kadar buradan çıkmayacağız demiştin. Konuştuk. Bak evi harabeye çevirdik. Neyi hallettik? Sorduğuna göre hiçbir şey. Bu kadar kolay olacağına inanmış mıydın? Buraya dört duvar arasına sıkışalım. Eteğimizdeki taşları dökelim. Birbirimizin kafasını gözünü yarsak da hallederiz mi sanmıştın? Bunun böyle olmayacağını söylemiştim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ve artık için rahat, öyle mi? Birkaç duygusal itiraf, birkaç acı çocukluk anısı. Başımıza yıktığımız bir ev. Evet, bunlar çok değerli. Ama şimdi ne var elimizde? Buraya gelmeden önce ne vardı? Seni buraya getirmeseydim benimle tek kelime etmeyecektin. Saçma sapan bir konuşmama trafiğinden çıkamayacaktık. Üf, laf kalabalığı yapıyorsun. Bana hala bu eve kapanmak neyi halletti söyleyemiyorsun. Sen söyle o zaman. Neyi halledemedik? Onu söyle. Hadi bitti de bana. Emir gelme üstüme. Neden? Korkuyor musun? Bitti demekten mi korkuyorsun? Yoksa bitmediğini kabul etmekten mi korkuyorsun? Bitmeyeceğini, bitmediğini bildiğin için mi korkuyorsun? Biliyorsun, yalanlar, kıskançlıklar. İsteyerek ya da istemeyerek birbirimize yaptığımız bütün haksızlıklar. Hiçbiri bizi bitirmeye yetmedi. Birbirimizi defalarca bitirebiliriz ama aşkı değil. Gücümüz bütün saçmalıkları yetse de aşkı bitirmeye yetmiyor. Yetmeyecekti. Evet, bitmedi. Ne zaman bitti desem, ne zaman kaçsam, ne kadar uzaklaşsam sana o kadar sert geri dönüyorum. Oldu mu, bu mu? Mutlu musun? Evet, haklısın. Hakaretlerin, intikamların, bana yaptığın her şey beni defalarca bitirdi. Ama nasıl bir duyguysa bu, aşk bitmedi, evet. Ama artık bitmemesinin de bir anlamı yok. Anlıyor musun? Bu kez içimdekilere teslim olmayacağım. Ben artık yalancı değilim. Sana bitti diyemem. Ama bu sefer bitmemesi hiçbir şey değiştirmeyecek. Haklıymışsın. Başaramadık. Onlar kazandı, biz yenildik. Yenilgiyi de kabullenmek lazım, değil mi?